beraberdik. Ee, yani tamam Fenerbahçe rakip alanda oynuyor ama öyle çok büyük bir şey fark yok. Ama Kara Gümrük de rahat oynuyor ve o rahatlığın da etkisiyle hani e, tehlikeli takım fakat öyle çok asılmıyorlar. Ne olacağı da belli olmaz dediniz. Hakikaten böyle garip bir şey oldu 60'tan sonra. Fenerbahçe 2'yi bulunca çok daha rahat olacak falan derken bir anda işin rengi değişti. İşte Real Can da söyledi, Gürcan da söyledi. 60'dan sonra ciddi bir yorgunluk da belirdi. E, oyuncu değişiklikleriyle ilgili de bilemiyorum eleştiriniz olur mu geç kaldığı yönünde? E, ama çok zor oldu. Ne dersiniz? Hep aynı film. Film değişmiyor hocam. Başlıyor film. Hep aynı filmi seyrediyoruz her hafta. Değişik film yok yani böyle bir atraksiyon, bir şey var nasıl 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 olsun, olsun. fenerde bir değişiklik var falan yok. Hep aynı film. Çok net. Maçın adamı kim? Altay. 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 E maçın adamı Altay yani. dedikten sonra artık yorum yapmadım. İşte Kemal Ademi de onu Kemal yazmış Altay. oraya söylemiş. Evet. Altay çok iyi bir kaleci. Yine çok kritik kurtarışlar yaptı diye Karagümrük'e giden kiralık oyuncu. Bir dakika dur. Kritik kurtarışlar yaptı ama Karagümrük hücumcuları da nereye vurdu? Yani Fenerbahçeli oyuncunun attığı gole bak geldi tık üstten aşırdı. Ya. Şimdi Galatasaray'da oynadı, Deportivo'ya gitti değil mi? Emre. Ha? Emre. Emre Çolak. Emre Çolak. Geldiği top, maçın her rahat topu. Bas, köşeye vur. Küçük takımın büyük topçusu işte. Galatasaray'da oynamayan bir adam Deportivo'ya geldi orada oynuyor. Karagümrük'ten fazla bir yere gidemez. Orada da böyle yaparsa oynayamaz. Çünkü orada iyi oyuncuları var. Gol atan adamı gördüm. E, o zaman. muazzaman. Oynamıyor zaten hocam. Karagümrük takımı, proje takımı oynuyorlar. Fazla bir şeyleri yok öyle. Yani bu tip takımlar tehlikelidir. Hani şimdi mesela düşen takım falan olsa her şey bir şey ama bu tip takımlar rahat takımlar. Olursa da olmazsa ayak dışı ayak içi oynuyorlar. Pozisyon da yakaladılar. Yakaladım. Gene Altay sahneye çıktı. Bu sene bakıyorum. Yedikleri gole göre aslında yani gene fazla düşün Galatasaray esas kredisisi olmamasına rağmen onlardan azymış. Esas kalecisi evet. olmamasına rağmen. Fenerbahçe 26, Galatasaray 18. Tabii varayım. bayağı yani, fark var. Bir maça var ama yarın Fark var. Onun için Altay bu sene takımını yukarıda tutuyor. Türkiye Ligi'nin kalitesini de gösteriyor. Yani bir kaleci çıkıyor, iyi oynayan bir kaleci bitirebiliyor. İyi bir ligde, İngiliz Ligi'nde, Alman Ligi'nde olabilir mi böyle bir şey? Çok zor. Göremem ben işte. Seyrediyoruz başları. Böyle bir lig oynuyor. Kalitesiz bir ligimiz var. Futbolcumuz kalitesiz. Hangi kalitesiz? Federasyonumuz kalitesiz. Yorumcularımız kalitesiz. Kendimize de çakalım. <laughs> Çıkan sonuç bu işte. Herkes rahat olacak. Keçi boynuzu ısırır ısırır. Hocam iyi. o kadar da enseyi <laughs> karartmayalım ya. İnsanların zaten içi karardı. Hocam gerçek var ama ya. Maç seyrediyorum lan. Şöyle bir hareket olsun ya. Bir şöyle oturayım, kalkayım ya. Telefonumla uğraşıyorum ya. Maça bakmadım ya. Maça bakamıyorum. Yok çünkü bir şey ya. Keyif vermiyor. Ya seyrediyorum. Hani evde olsam herhalde uyurum. Veya başka kanala geçerim. Yani şurada işim olmasa bu maçları seyretmem. Kusura bakmayın. Abi seyircisi olduğu sürece böyle. Böyle de devam Hocam de devam eğitim bu, eğitim var. Ben bu takımları seyircili hallerinde biliyorum. Hocam. <laughs> ben bu takımları seyircili hallerinde de seyrettim. Er, 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 Hiç farklı değil. Erman, Bahane. Erman abi. Ya ne seyircisi? Be? Almanya'da seyirci var mı İngiltere'de? Hocam, Hayret doğru, ya. Hocam, aday, İnanamıyorum ya. Hocam, Ulan o modur bok kalkıyorum. Bir seyrediyorum Alman Ligi'ni işte şey yapıyorum. Biz İngiliz Ligi'ni seyirci yok. Hocam, hocam bizde evet. var ya Beşiktaş, Hatay Spor, Alanya Spor bunlar serisi olur gibi oynuyor. Serisi varmış gibi oynuyor. Beşiktaş, Hatay Spor, Şimdi Alanya trabziyor. Spor. Son zamanlarda Trabzon dengeli evet. ama Beşiktaş oyunları Trabzon spordan e, evet. işin seyirci gerçeği yok daha diyorsun. güçlü. Şöyle bir şey yani, söyleyeyim. Yani abi seyirci yok diyorsun. Ama Trabzon işte, sağlıkçıların... da Beşiktaş o da ayrı. dakika ya Mehmet. Seyirci yok diyorsunuz, evet. Fenerbahçe sağlıkçıları soktu. Bin kişi, iki bin kişi, <laughs> beş kişi bilmiyorum. Soktu, seyirci vardı abi. İşte seyirci şoku yaşadı zaten. Seyirci oldu <laughs> <yoruldu>. bak seyirci <laughs> oldu. Fenerbahçe <laughs> takımı çok beklentiye soktu. Belki Öyle bir kadro yaptı, yaptı ki üzerine koyar diye bekliyoruz ama hala daha oyun çıkmayınca doğal olarak herkes tepki gösteriyor. Şimdi Fenerbahçe'de <laughs> şu var Mehmet. Şimdi Mesut'u aldılar, evet. hücum gücüne mecbursun oynatacaksın. Gustavo gelecek, onu da defans gücüne koyacaksın orta sahaya. Evet etrafını serpiştireceksin. Bunların üzerine takım kuracaksın. İkisini koyacaksın. Kaleci Altay, Mustafa, Mesut serpiştireceksin artık. Kim nereye? Orada Mesut'a da şey düşecek fikir. Ya çok Böyle daha iyi olur diyecek. Çok eksiği var. Bunu kesinlikle kabul ediyorum. Çok önemli oyuncuları eksik Fenerbahçe takım ama şunu söyleyebiliriz. Dört büyük takım arasında bence en kötü oynayan takım Fenerbahçe takımı. Yani tabii ki büyük takım zaten kötü oynadığı maçı kazanacak ki kupa maçı oynamış, demoralize olmuş bir Fenerbahçe takımı. Bugün Kötü de olsa kazanması önemliydi. Kazanmamış olsaydı ben Gürcan abiye katılıyorum. da öyle diyor. Çok kritik bir galibiyet aldık. Çok savaştık. Hani onlar da kazanmak istedi ama baskı yedik belli bölümlerde. Daha iyi olacak. Ee, ama hani e, sıkıntılar da var diyor. Bir öz eleştiri yapıyor. 2-2 yani olmuş olsaydı eğer o gol olmuş olsaydı o zaman pencere çok farklı olabilirdi. Belki çok farklı şeyler konuşuyorduk ama bize o keyfi vermiyor Fenerbahçe takımı. Erman Hoca biraz önce güzel söyledi yani başka maçlara kıyaslamak istemiyorum ama yok. Fenerbahçe takımında oyuncu kalitesi çok yüksek ama bir oyun yok sahada. Çok eksiği var. Peki o zaman ne Hocam size döneyim. Yani Fenerbahçeli taraftarlar da işte Erman Hoca az önce söyledi. Ya her hafta aynı şeyi söylüyoruz. Yine aynı şey dedi. Aynen abi. Karbon Şimdi, kağıdı koy kağıdı evet. dağıt. Her hafta aynı şeyler abi. ne ki? zaman farklı bir şey konuşabiliriz? Bir orada bir ipucu da var Erman abinin sözlerinin içinde. Mesut geldi başladı hatta biz de programında da söyledik. Mesut'un oyunu biraz bazı şeyleri farklılaştırmış, ufak da olsa Bir şeyler görünüyor dedi evet. Şimdi biraz Mesut e Şimdi Gustavo bu 8 günlük aranın ardından sonra Büyük Pe ihtimalle orada dönecek ya da Yok, Trabzon, maçı Trabzon maçı Trabzon galiba, galiba. Pelkas e, Pel dönüyor Pelkas'ta İrfan Can'ın Can Oynama ihtimalleri yani var Nereden çıkacak bu oyun Nereden bir yere Tamam 51 puanda ve ligin lideriyle ilgili konuşuyoruz da Oyun olarak nereden çıkacak bu oyun? Ya bir kere mesela Fenerbahçe'yi artık böyle değerlendirmek gerekir. <gülüyor> bir <gülüyor> gerçek Bu şekilde kabul etmemişsin evet. hocam. Ya bir bir, gel, bir, gel, bir ya. gerçeği şimdi Fenerbahçe taraftarı kabul etmesi gerek. Fenerbahçe takımı bu yarışın içinde olur mu olur. Dört dörtlük oyunu oynar mı? Oynamaz. Fenerbahçe'de Erol Bulut bu takıma dokunabildi mi? Oyun anlamında dokunamadı. Fenerbahçe peki bu haftalara kadar gelirken ara sıra iyi oyun oynadı mı oynadı peki Şeylik. bu oyunu sürdürebildi yani e, sürdürebilirlik e, bir güçlü oyuna döndürdü mü yok şimdi böyle son daha, haftalarda bir Kayseri maçı evet, hatırlıyorum iyi işte, oyun yani, ara sıra ya. hatırlarsın ama sürdürebilirliği olacak. olacak bu oyunun şimdi Fenerbahçe böyle değil böyle bir oyun oynamadı Fenerbahçe peki nasıl oynuyor? Genelde topu evet rakibe bırakıyor. Bugün topa sahip olduğu oynadı ayrı. Çünkü eğer sen Sosa, eğer Mesut gibi oyuncu ile oynuyorsan topa sahip olursun. Şimdi Fenerbahçe takımı bundan sonraki süreçte nasıl oynayacak? Yine aynı şekilde güçlü oyun oynayamaz. Doğaçlama, anların oyuncuları var. Anları, o dokunuşları iyi yapan oyuncular var. Onlarla maç kazanacak. Evet. Bu yarışın içinde öyle devam edecek. Pelkas, İrfan Can Kahveci, Mesut böyle bir güçlü olacak hücum hattında. Arkada Gustavo, Buraya bir üçlü de kurabilirsiniz. İyi bir Sosa Ozan. Evet. Bir üçlü de Nazım. Daha önce söyledim. Serdar Zalay. ve Zalay. Bir üç üç. Bir Santrafor'da şu anda eldeki oyunculardan Tiam'dır. Atıyorum. Tiam'dır. Valencia'dır. Yani burada özellikle Fenerbahçe'nin daha çok topa sahip olur. Üretkenlikte de bireysel anlık günlük performanslarla bu yarışı devam ettirebilir, söyle ettirir. Yoksa Fenerbahçe'nin böyle güçlü oyunu rakibi domine edecek, oynayacak böyle bir oyun yok. Ha, oynadığı zaman da ne oluyor biliyor musun? Bugün 60 dakika topa sahip oldu, çok rahat oynadı mi Fenerbahçe? Ucun bölgesine geldi mi üretkenlik evet. yok. Orada da beceri eksikliği var. Yani orada problem çözecek oyuncu. Bitiricilik. Bak şimdi gol vuruşu, asist, birebir adam geçen. Bir tek Samuel o ıı, var ıı, ondan sonra. Yani Samuel de birebir de geçiyor ediyor ama şimdi çok golü böyle endeksli bir oyuncu evet. değil. Son Çok topa temas ediyor. Son vuruş becerisi yok. Final paslarda sıkıntı yaşıyor. Evet, yetenekli Belki bir oyuncu. Belki final paslarını yok. biraz daha doğru seçebilsin. o da uyumlu olabilecek. Uyabilir. Şey. 23 yaşında genç, geleceği var ama Fenerbahçe şimdi bakıyorsun, hayal ediyorsun. Fenerbahçe takım ve büyük takımların hücum attı. Şimdi insanlara hayal kurdurur. Şimdi sahaya çıktığında Valencia'da Tiam ne kadar iyi niyetli de olsa bak, Valencia'da olsa, Samuel'de olsa şimdi kalite, beceri o farklı bir olay. Şimdi sağda biz televizyondan seyrediyoruz ne var şimdi pandemi dönemi. Türbünde seyirci de olsa maça ne diye gidersin sen? Bir 10 numara Mesut'un yaptığı hareketler, hücum bölgesindeki aksiyonlar işin keyfi odur. Savunmacı için orta sahada veya Gustavo için çok önemli bir oyuncu artı. Oyunculara konfor sağlayan bir oyuncu, önemli oyuncudur Gustavo ama sonuçta herkes tabelayı değiştiren işte 10 numara profilindeki oyuncular için sahaya gider veya topu onların ayağına gelmesini bekler. Futbolda 80 metre sistem getiriyorsa son 20 metrede problemi çözmesi gerekir oradaki oyuncular. Fenerbahçe'de böyle bir sıkıntı var. Onun için Fenerbahçe bu kadro ile şampiyonluk yarışına böyle devam eder mi? Eder. 3 oyuncu, önemli oyuncusu daha geldiği zaman mutlaka evet. az önce söyledim. İrfan Can, Pelkas, Gustavo farklı bir oyuna döner. Mesut da şimdi bu ara da ona yarayacaktır. 10-11 evet. işte 8-9 günlük ara. Ama Fenerbahçe'nin dediğim gibi yani bu sürdüre birlikte oyunda en önemli bana göre bu gelgitleri yaşadığında bu oyuncularla da Bir kere doğru savunma yapması gerekir. Topun arkasına gelmesi gerekir. Siz çok güzel bir tespit yaptınız. Caner'in oradan Caner'in oradan baskı oyunu yönlendiren her takım savunması afiyeti Fenerbahçe'ye yaşatıyor. Bugün de yaşadığı gibi. Zalay gibi de iyi bir stoper. Hem hamle hamle zamanlaması iyi. İyi kademeye giren bir stoperle oynamasına rağmen yani Caner. Onun için Fenerbahçe'nin bu oyunu böyle devam edecektir. Şimdi, Üst böyle level'a zaman zaman gelecektir. Böyle kazana kazana e, birer alışkanlığı günlük anlık doğaçlama sıkıntı Son yaşanak, 11 maçta 9 galibiyet işte, oldu bir yani yandan da. Böyle devam yani. böyle devam ederse bu yarışın içinde de olacaktır. Yani böyle artık Fenerbahçeliler 4 dört dörtlük oyun değil skoru alacak oyunlara abi. skoru alacak oyunlara endekslenmesi gerekir. Artık takımını artık lig bitiyor artık neredeyse üçte birlik bölüme gireceğiz. Tabii. Yani onun için hayal, yani Fenerbahçeliler kendi takımdan hayal kurmak yerine daha gerçekçi oyunu erteleyip skoru alan bir Fenerbahçe'yi düşünecekler. Peki e, yani e, bizi sürekli izleyenler Reha Hocam'ın şey vurgusunu biliyorlar. Yani bir forvet lazımdı evet. vurgusunu. Şimdi Tiam şu anda 6 gol oldu ligde. 2 gol de kupada attı. 8 golü var. 4 tane de asisti var Ender. Onu asisti de var. Samat da bir türlü o eşiği aşamıyor. Atdım, atdım, bir türlü aşamıyor. E, sisse bir var bir yok. Bir var bir yok. Bazı, şimdi duyuyoruz ki Valencia'yı da zaman zaman o bölgede, hani gelecek Oynaltı. oyunculardan sonra o bölgede oynatmayı düşünüyor. Öyle Tabii, başladı bugün. Öyle başladı. Kim zaten. başladı. Tabii, Tabii öyle de. başladı. Solda Tiam, ee, sağda da sabay. O da değil. Ne düşünüyorsun? Nereden çıkar bu sonuç? Yani e, şu anda oynayacak oyuncu şudur. Bu şartlarda bu oynar diyeceğim Şu an en formda oyuncu ise Tiam'dan başlar. Yani Tiam'ın oynayacağı şu an merkez santrafor. Çünkü e, kenarda oynuyor ama normalde de oynayacak bir oyuncu Fenerbahçe takımında formda bir santrafor yok ki. Biz onun için bas bas zaten söyledik. Yani Real da aynı şekilde Formdan, hepimiz aynı. Bir de Mehmet yani, çok için özür demişsin Kaliteli bir santrafor ha. olmadın çok. Formu ayrı bir şey. Doğru. Kaliteli bir santrafor olmadığını şu an. Mesut varsa Mesut ayarında bir oyuncu alıyorsan onun atacağı asistleri, skor katkısı yapacak hem de takımı oynatacak bir santrafora ihtiyacı vardı Fenerbahçe takımında. ama şu form grafiğinde oynayacak tek oyuncu var Tiam. Samat da şu haliyle ayak kırıklığı mı? Abi şimdi tabii ki. Dediğiniz gibi iyi iyisi her zaman vardır. Ama şu an santrofor ama durum var mı? Yok. Yok. İşte ben de o yüzden yani içeriden ki yani, Peki Fenerbahçe'nin santraforları var mı? Var. Doğru mu? Var. Son sonuçta o santraforları bir türlü forma sokacaksın. Ee, hmm. kendilerini gü güvenlerini gel geliştireceksin ya da daha çok topla buluşacaksın. Kötü demiyoruz. Şimdi, ama ama bakın ben şuradan bakıyorum. Şimdi e, fermatçı Mesut Ezel'i niye aldı? Zaten çok iyi bir takımın da vardı geldi or orada şey yapsın da bu takımı kendi seviyesinde taşısın diye aldı. Fark erersin. Aynen. E, Me Mesut'un orada topla olan varlığı, kendini göstermesi bir de hocam değil mi bir de tanıma süreci var yani şey. Yani atayım Mesut ayağı. oyuncu tanır evet. yandakileri yani. Ayan. Yani şimdi göstersen Dünyanın en önemli oyuncularından biri yani. Dünyanın en önemli tabii, tabii. adamları. Aa, ama 10 tane 10 numarasından gelmiş geçmiş örnek veriyor. Kim ayağını ister, kim önünü ister. Ya onu bilir artık. Kim, kim, kim yani şey... kimin ayağını açacağını, kimin. Fakat her, her şey bir tarafa. Mesela bugün e, Karagümrük takımı hemen ikili sıkıştırdı Mesut'a top e, gel, geldiği zaman. İşte Ozan çok yakın oynadı. Onu rahatlatmaya çalıştı. Mesut onları tanıyor da diğer oyuncular Mesut tanıyor mu forvette? Şimdi, Esas sorunu o. Mesut yani, şimdi, onları tanıyordur. Yani. Bir savunma arkası koşu gösteren iş, gördün mü işi, sen? Işi, Ucun bölgesinde işi, Mesut da oynuyorsun. Zaten. Değil mi? İste bir atsın sana direkt. İş, i̇şin baş, başka tarafı e, istediğin santraforu da alsa. Mesela Galatasaray, Falkağ'dan, Nacak denen de yararlanamadı? Çünkü o bölge akıllı onlara göre e, top, top akışı sağlamadı Galatasaray sistemi. Yani Santrafor, hocam sen Santrafor e Şimdi tamam onu atacak olan var. Aynen Santrafor muhtaç oyuncudur. Değil mi? Birilerinin top getirmesi lazım ki onlar da golü yapsınlar. Doğru. İki ya tane cepheden ya kanatlardan. Var, yani. var şimdi artık o. Önce, önce o organizasyon. Şimdi organizasyon. Sen top gelmediğini mi söylüyorsun? Öyle yani Fenerbahçe ya. o hücum oyuncularına ligde bu kadar maç oynandı. Kupada oynadı e, demin, da top gelmiyor. Re hocam demin sen dedin ya. Ben öne, öne taşıtlar topu ama iş, öne, iş anlamadım yapamadı, öne yapamadı. taşıyorlar. Or ben farklı bir şey söyleyeyim Öne taşıyorlar. orada problemi çözecek. İşte Esas yok. yetenek, beceri, kalite i̇şte. yok. E, tamam işte gelmiyor top. Ya, yani. 18 geliyor ya. ya. adam ya. ya bak vuruş vuruş hatası var. Birebir adam tamam. geçme özelliği yok. Tamam ya, top geliyor uçun bölgesi tamam. Ferbahçe'den. Belki de, işin, i̇şin, istasyon olup ikiye bir yapamıyorlar. İşi, işi işin ik, ikinci bölümü orada e, bir türlü anlaşılamıyor. Evet tam maçın oyunu çok keyif veren böyle çok güven veren hadi oturayım seyredeyim derim. Bir oyun değil. Birçok takım da bu tip oyunu seçiyor. Dengeli oyun. Abdullah Hoca da geldi. 1-0 oyunla döndü. Tabii. Evet. malzemeye göre tabii, tabii. Aynen. Yani orada mecbur. Sezon başı Erol Hoca önde oynamak istedi. Çok baskılı oynamak istedi. Tok 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 gitti. Mesela sezon başı 4. haftasında 4 puan kaybı vardı. Hatay beraber, Galatasaray beraber. Şimdi kaybı 3 puan. Bir mağlubiyeti var, 3 galibiyeti var. Yani sen şimdi Abdullah Hoca'yı niye kattın onu anlamadım ben. Aya doğru oyuna döndü. He. Bir sıfır oyununa. Yani e, Uğur ta atayım. öncelikle defansı organize etti. Ben nasıl olsa bir tane atıyorum dedi. Yemeyeyim yoluma devam edeyim dedi. Erol Hoca da çok benzer bir sistem. Ama biri döndü. sonradan takımı aldı. Biri sezon başı transfer tabii, tabii, planlaması. Aynen. İkisi ayrı hikayesi var teknik Tabi Tabii tabii ama. doğru. Şimdi işin başka tarafında mesela e, büyük takımlarda özellikle Fenerbahçe'de ee, böyle bir coşku gelecekse bir sinerji lazım. Fenerbahçe'de o sinerji taraftarından alır. Ve Fenerbahçe taraftarı işte 6 yıllık şampiyonsuzluk mu dersiniz? Ee, son 3 yıldaki hayal kırıklıkları mı dersiniz? Bırak takımı desteklemeyi takıma köstek hale geldi. Yani dün Fenerbahçe dernekleri hep destek tam destek diye açıklama yapıyor. Niye yapıyor? Aykut Hoca zamanında bu şa kalsın çocuklar. Şampiyonla oynuyor takım. Aykut Hoca'nın bana anlattığını söylüyorum. Kadıköy'de maça çıkıyoruz Aykut çocuk Aykut Hoca'nın zamanında şey Çocukları... yok muydu? Vardı. E. Ee, i̇şte onu söylüyorum işte. Onu söylüyorum hoca. Çocuklara diyorduk ki kulaklarınızı tribüne tıkayın diyormuş kendi futbolcularına. Kadıköy'de maç yapacaklar. Yani e, başka taraftarlar e, bu eleştirileri yapabilirler ya da şey olur ama Fenerbahçe taraftarı ...kendi takımına karşı o kadar acımasız eleştiler ki Erol Bulut gitsin. Etsin. taraftar mı olacak ama yani? Ama şöyle bir şey söyleyeceğim ama... yani büyük... ...Erman Hoca örnek verdi ya Avrupa'da zaten doğru söyledi... ...o tempolar bütün ligde oynanıyor. Ligde Beşiktaş... 50 50 50 hocam, oynuyor hocam, hocam... ...hep söyle hocam şalke maçı seyret kötü gidiyor farz edelim... ...ondan sonra Soğuk havada da hani şalke maçını seyret... ...işte Dortmund'da oynuyor. Yine o tempo var hepsinde. Beşiktaş mesela o da seyircisiz oynuyor ama... Nasıl baskı yapabiliyor musun rakibi? 10 kişiyle Konya Spor'u yani o baskı ya yani. işle oynuyor. Başka bir şey söylüyor Gürcan. Yani ya, Erol Bulut çok e, tartışılıyor. Seyirci tribünde yok ama camia olarak şu anda o baskıyı hissediyor diyor Erol Bulut değil mi? Yanlış anladım. Evet de o da hissediyor. Anladım. Emre, Erol Bulut zaten taraftar em, olsaydı daha farklı olurdu. Emre Hoca yani. Bak o ve, baskı tabi, farklı giderdi. Farklı olaylar farklı olurdu. Evet, Orada var ya. Ve her şey bir tarafa. Bakın. Ee, şey Araktan geldi. Olsaydı görür müydü? Şey geldi. Çok iyi olanlardı. Ben sana söyleyeyim mi? Erol Hoca da tamam. protesto edilirdi. Ligin başlarında, oyuncular... Sergen Hoca da çok darbe yerdi. O e, Başakşehir maçına Sergen kadar. Sergen Hoca'nın ama kredisi kadar, var. Kadar... Bir imzaya tamam. girebilir. Her 30 bin taraftar geliyorsa Şu, o ayrı tutmak Onu gerek Sergen Hoca'yı. Mesela Fatih Hoca geldi. Antalya maçı mı neydi? İmparator'da neydi ortalık. Hala deniliyor o futbolcu grubu dedi ki biz bunu yiyemeyiz. Sergen Yalçın dediği gibi Raya Hoca'nın 20 bin 30 bin kişiye imza attı. Beşiktaş futbolcu biliyor ki Sergen Yalçın güçlü. Tabii. Beşiktaş mı? Fenerbahçeler yiyebiliriz mi diyor. Oraya Hayır. Yiyebiliriz, Çabuk. yiyebiliriz demiyor. Yani eğer e, Fenerbahçe taraftar benzer desteği inancı kuraması ki kurmuyor. Yani bir Ersun Hoca'nın etrafında birleştiler. Sonra o, o, o da gitti. Kurmuyor. Kurmadığı sürece Teknik adam güçlü olmuşsun. güçlü olmasın? Güçlü olmadığın zaman da risk alamaz. Ben şunu oynatacağım, böyle oynayacağım diye diyemez. Eğer olacak güçlü ya değil mi? Yani. teknik adam da an... bana ne ya? Bana ne teknik adam Ben sahaya bakarım abi. Takım top oynuyor mu, oynamıyor mu? Teknik adam. Hasan Hüseyin Veli. Birisi mücadele ediyor, on kişiyle yeniyor, birini gülecek hali yok. Ki karşısındaki takım da öyle bir dişli bir takım değil bu güç takım. Yani memur takımı gibi. Böyle bir takım. Abi ben bakarım. Takıma bakarım ya. Abi. Fener takımına bakıyorum. Kara, Sen, aa diyeceksin ki ya puanı bu kadar almış Gol de atmış. Abi güçlü bu değil dedin. Kara, kara, kara gümrük 10 kişiyle Galatasaray'ı yendi abi Seyran Tepe'de. Öyle mi? Çok enteresan. Çok ters takım kara gümlük. Ya gördüm bugün abi kara gümrüğü. Bırak şimdi Galatasaray'ı. Abi, abi az kalsın kazanıyorlar. Abi gördüm. Az kalsın ne? En iyi oyuncu kaleci gene. Az kalsın'ı var mı? Çok kaldı abi. Ya i̇yi takım değil diyorsun şimdi de. Sen iyi takım Neden mi? abi sen? Kara ya Gümrük diyorum ki bugün Fenerbahçe'nin ya Fener'in değil. Sağ ne niye adam Fener'in kalitesi? Ya her maçta mı olacak? demek ki Karagümrük iyi bir takım. Doğru ya, mi? O kadar da aman aman oynamadı Karagümrük. Ya öyle bir dişli Ona bir takım değil. Son yarım saat oynadı. Böyle şey bir takım Karagümrük. Yani alırsan da olur, almasam da olur. Rahat ya takım. orta sıralarda filan. Proje takımı kurulmuş. Öyle bir çatır çatır girip çıkan bir takım değil abi. abi. Bir Gaziantep değil mesela Karagümrük. Gaziantep'e bakıyorsun basıyor gidiyor geliyor. Karagümrük iyi oyuncuları var basıyor filan ama şey takım böyle yani öyle sert bir takım değil. Karagümrük takımı. Toplama takımı. Hocalar. Erol Hoca evet. takımla Erol Hoca şey demiş Erman abi. Şey. iki gün önce 130 dakika oynadık. Çok fazla oyuncu da o gün çok efor sarf etti eksik olduğumuz için. Onun sıkıntısını ikinci yarı çok hissettik hep Hep aynı bahane ya. Ben ne zaman Erol Hoca'yı dinlesem hep bir bahane var ya. Ya biraz takımından bahset abi. Orada ya çok... Oynamadığı zaman da bir bahane buluyor. Erol oynadığı zaman da buluyor. Ya Senin kaç maçtır kurtaran adam Kaleci Altay. Bir bakın kaç puan kazandırmış adam. Orta saha şimdi, çok düştü oyundan. Evet. Yani Mehmet sosyal mesutu yani. biraz daha önce tamam. alabilirdi bence. Yani, golü beklememesi gerekir. Mesela gol yedikten sonra iki birden sonra hamle yapmaya başladı. Mesela... İkinci yarım başı 5-10 dakika geçtikten sonra çok kabullendi. Geriye evet. de mesela yaslandı Fenerbahçe. Burada mesela ilk yarı savunma ile orta saha arasında çok rahat top sokamamıştı Karagümrük. Çok rahat top sokmaya başladı. Savunma ile orta saha. Orta saha düştü oyundan. Çok rahat gol de Kendisi geliyorum dedi. Kendisi de onu dedi. söylüyor. Orta saha üçümüz çok yoruldu. Yorulunca rakip üstümüze geldi. Ama nerede? Çözüm nerede? Çözümü yine o... var mı bunun? Aslında biz ilk yarıda işimizi yakaladığımız pozisyonlarla erkenden bitirebilirdik olmadı. İkinci yarıda Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçın yorgunluğun belirtileri vardı da futbolcuların mücadeleyi ötürü ediyorum. Ama hayır, doğru söylüyor. Mesut'ta Sosa yorulursan Ender ikisi topa sahip olan teknik oyuncu. Şimdi önde de topu tutamıyor hücum oyuncuları. O aktif dinlenme yorgunluğu da gideremiyorsun. Devamlı geriye koşuyorsun. Şimdi Sosa düşüyor belirli bir yaşta. Mesut da belirli bir yaşta. Ve de ofansif başka yetenekleri olan oyuncu. Şimdi geriye yaslandığında burada illa golü yemeden hamle yapabilirdi. Erol Hoca evet. daha önce hamleleri 2-0'dan yapabilir. Bu Erol Hoca'nın bu sırf e, hamle 2-1 diye söylemiyorum. Genelde antrenörler dikkat et. Oyun 2-0 veya 1-0 o ara rakip atak yapıyor. Golü ondan sonra hamle yapıyor. Evet. Daha önce yapabilir. Eleştirilerin bel altı olmaması gerekiyor. Beni herkes eleştirebilir ama bel altı olmaması gerekiyor diyor. Futbolcularımızla beraber elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama tüm sorumluluk bana ait diye de ekliyor. Yani biraz aslında bir kırılmışlık, bir serzeniş var evet. e, Erol Bulut'un açıklamalarında. Ya Erol Hoca bakacak işine, konsantre olacak, odaklanacak. Yok, o... böyle Sorunun e, gelişine bakmamız yani... lazım. Bakalım. Bu acaba yani, yayıncı kuruluşta mı basın toplantısı yani mı yani şey, e, Orada çünkü biz ile de konuşuyoruz zaman zaman. bir e, Geçen programda da Erman abiyle konuştuk. Yani kararı kim veriyor? İlk 11'i kim yapıyor? Emre mi? Şun mu? mu? Ya onun cevabı da olabilir. Şimdi bir şey Tüm sorumluluk bana aitin cevabında. Nerecek? Evet. Erol Bulut'u dinliyorum. Şimdi evet. aklıma geldi. Başakşehir maçında kaleci Altay'ı oynatmadı. Fenerbahçe. Kupa, elendi. Kupa. Evet. Ne dedi? Altay yorgundu dedi. Ya hep bir bana var. Zaten bir maçta oynatmadı Altay'ı. Fener yenildi elendi Başakşehir'e. Altay oynatma bakalım o zaman yoruldu diye. Hep bir şeyin bahanesi olur mu ya? Koskoca en fener takımı fener takım bu abi. En formda adam. Altay oynatmadı Başakşehir yendi. Eledi Fener'i. Türkiye Kupası'nda. Bugün mesela benzer, benzer bir pozisyonda Altay çıkarttı. İlkte kaybedersin, gelirsin Önde tekrar yerine ama kupada gittiğin zaman gelemezsin. Hatta gidersin uçurumdan aşağı. Gitti Sen yorgun diyor Altay oynatmadın ya. Olacak iş mi ya? Arkadaş. Bugün bakıyorum suratına tedirgin. Kendi dedi ki. Ruhunu vermiş durumda gördüm. Kamerada gördüğüm pozisyonlarda Erol'u. Ruhunu vermiş durumda. Altay lan gidiyor. Abi işte Başakşehir maçı ya. Bir Başakşehir maçında oynamadı evet. elendi abi. Altay. Hocam orada bir şey karıştırdı. Dediğiniz gibi şimdi Kasımpaşa bir önceki maçta yine Harun oynamıştı. Kötü oynadı. Yani uzun süredir oynamıyor. Sakatlandı vesaire falan. Şimdi böyle bir maç kazandın mı iki maç daha kazandığında bundan sonra kupayı alıyorsun. Şimdi bu maç 6 aylık maç. Yani bir Harun gibi bir kalecinin yani kalecilik repertuarı artık unutmuş oynamıyor. Devamlılığı yok. Vallahi çok değil. büyük hata yapıyor. Ve de bu sinyali sana Kasımpaşa ile oynadığı kupa maçında vermiş. Ha, kafasında ne vardı? Daha önceki işte ikincilik lig takımıyla oynadığında oyundan atıldığında Şimdi Karacabey maçı Erdoğan evet. Hoca çalıştırdı. Orada oyundan atıldı ya. Ya tekrar atılırsa falan diye. Şimdi oradaki hikaye ayrı. Orada Arun oynayabilir o maçta. Evet, ama bu maç Ama bu maçta doğru Hoca'nın söyledi. sen Altay'la oynayacaksın. Gel çıkıyorsun Şimdi, ya. Diyorum ya. Ender? Bu maçı kazan kazandıktan sonra iki maçı daha kazandın bundan sonra zaten kupayı alıyorsun. O Şimdi zaman adam maç orayı bu maç bu maç sen neden tabii, daha 3. 4. turda orada oynatıyorsun Başakşehir maçı. O maç taraftardı. Arun oynayacağı maç değil. Ya bilmiyorum. Altay da olsa elenebilirdin Ya bak çünkü elenirsin da, Bak daha çünkü... daha talı gol diyebilir ha, tabii, Futbolun tabii. doğrusunu yapmak gerek. O anlamda söylüyorum. Skor'a göre değil. Altay da belki onu, daha daha siz, enteresan gol yiyebilirdi şimdi, şimdi orada önceliklere bakmak lazım. E, bugün e, Altay'a bir şey o Harun'la devam edeceksin. Doğru. Ona, yani. ona, ona da güveni hissettirmek lazım. Ben de Altay'la oynardım bu arada. Bu Yanlış ya. anlamayın lütfen. E, ama empati yapmaya çalışıyorum. Yani teknik direktör. Sen Erol'u kurtarabilir miyim acaba abi. diyorsun? Yok ya, abi, biz da, bak kurdu? Harun gol de kurtarsa bak <laughs> turu atlasa da, <laughs> da fener, fener Gürcan mesela 3 tane oyun içinde %100 yüz top kurtardı Harun bir de penaltı kurtardı Fenerbahçe turu geçti. Yani yine aynı söylenir. Yani Altay'la oynaması gerekir. Doğrusu bu. Başlangıç. Evet. Altay'la da elenebilirsin. O ayrı. Hatırla hoca Aragones Beşiktaş final maç oynadılar İzmir'de kupa finali. Volkan Babacan'la oynadı. Genç takımdaydı o zaman. Elendi 3 taneydi Volkan. Ya Galatasaray 3 taneydi işte ya. Kalede Mustar'a var mı? öyle. Yani. Kimse bu şeyi diyebilir mi yok, diyemez yok, abi? Mi? Ama, Ama abi. bak Erman abi biz o akşam burada program yapıyoruz. Bizim Emre Kaplan'ın şeysi geldi muhtemeli. Eee 8 9 rotasyonla muhtemel bekliyoruz. bizim Galatasaray muhabiri arkadaşlar. Muhtarı yoktu kalede. Bir e, Muhammed Mustafa oynuyordu ilk 11. oyuncusu bir de Emre Kılıç galiba. Merhaba abi. Galatasaray yalan maçı muhtemel 11'inde. Fener Bahçe elenince bence e, Fatih Hoca değiştirdi kararını. Hocam, İlk 11'i de değiştirdi. değiştirdi. Fatih gaz azından maçı oynasa beraber bir başka. Gaz azından oynasa. takımdan daha iddialı bir takım ya, tamam çıkar. Şöyle, Aşağı, ben, o seviye. Ben, o sizin fikriniz. Benim fikrim Fenerbahçe. Yani olmuş. Ya Hayır bizim muhabir çocuklarda 50 tane istihbarat alıyorlar. Bak bakmayacaklar mı ona? Yani orada orada o elendi. Ondan sonra Elbette. Okul var da giderek rekabetin içine kendi adına damga vurmak isteyecekti. Bence fikrini değiştirdi orada. Olabilir. Yani tabii bilemiyoruz. E, aklını okuyamayız ama e, Fenerbahçe açısından e, dediği gibi e, hocamın da e, gerçekten e, sıkıntılı bir ben, kayıp oldu. Hayır yani, Ama lider. Bak Lider. Yani, hani, bravo, bravo. Yani e, ne isterdi Fenerbahçe taraftarı? Çok iyi oynasın her maç. 18 tane pozisyona girsin. Yedinci mi olsun? Al işte Ersu Yenal dönemi. Her maç değil de... Arada Bütün enlerde En fazla şut atan, ama en fazla işte, binlanın orta yapan... Gürcan, en fazla ak akın Hep yapan... Onu soruyor, herkes sezon. onu söylüyor. Şimdi e, geçen haftalarda bu soruyu yine sordum. Realcio dedi ki... Bu tarz grup maçları vesaire... Yunanistan örneğini veriyoruz. İşte Inter örneğini evet. veriyoruz. Mourinho örneğini veriyoruz. Ama bir böyle eee grup Tur havasında turnu turnuva, turnuva havasında farklı. maçlar var. Bir de uzun soluklu lig. Bu tabii. sana evet şampiyon olur mu Fenerbahçe dedirtebiliyor mu? Mesele o ben hep onu soruyorum. Tabii. Sıkıntı orada. Bana dedirtiyor. Ya ben Fenerbahçe Fen takımının doğru oyunu bulduğuna inanıyorum. Altaeyer maçta Fen oynarsa olur. Ta <laughs> oynayacak tabii abi. Yani Muslera da kurtarıyor. Niye Utku'yu e, da 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 oynatmıyor? Yani. Da Pardon. Yoruldu diye Yoruldu, yorulduğu zaman Arun oynayacak. Evet. <laughs> ne yapacaksın, ne yapacaksın yani? Kaleci çıkmayacağına göre. Neden ama, neden ama do doğru, 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 oyunu bulduğuna, bulduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin problemleri var. Doğru Nerede oyun var? dediğin ne mesela Gürcan? Gelen oyuncular belki olabilir. Aynen. Aynen. Yani yeni gelecek yani oyuncular gelirse iyi olur. olursa. Aynen, aynen. Fenerbahçe bunu oynayacak. Böyle de şampiyonluktan işte Tabii. yarışından kırılma yaşarsa yaşar. Yaşamazsa da Oraya sonuna kadar kovalar ama Fenerbahçe'nin tanımladığımız Fenerbahçe ucumda savunmada böyle oynar, güçlü sonuç oyun, odaklı tar oynayacak. Tarifi diyorsun. yok, evet. sonuç Peki. odaklı, doğaçlama günlük anlık kaliteyle oyuncu kalitesiyle evet. özellikle orta sahada Pelkas, İrfancan bir de şeyi Müzik görmek gerekiyor. Müzik geldi. Gerek, mesutçu bir arada. Şu aşamada özel zannediyorum göre, ki Gustavo'nun, Pelkas'ın İrfancan'ın dönmesini ilk aşamada o bekleyecek O zaman daha referans alırız değil mi? Evet. Fenerbahçe oynuyor. Peki, gidelim, gidelim, gidelim. Önce bir kısa reklam, 30 saniye.